Kurtuluş günü geldi. Müge İsa ve Meryem Ahmet adına. Kurtuluş günü geldi. Oğlum bana tuzak kurdu. Hem de beni öldürmek için. Hepsi seni Söğüt'e çekmek için bir tuzaktı. Söğüt de seni öldürüp sonra da suçu kardeşim Osman'ın üstüne yıkacaklardı. İki komutanını yenen Osman'a karşı olan öfkeni kullanmak isterler Geyatu. Görmez misin? Kim bunlar? Nuntar Bey. Belli ki oğlun olacak bu kifayetsiz muhteriz bu işte yalnız değilmiş. Yeter artık. Gel çekine. Ya ulak aslan. Sen ne dersin bu işe? Ertuğrul Bey baba yadigarımdır. Biz de Kayı soyundan geliriz. Ne Ertuğrul Bey'i, ne oğullarını suçlayamam. Nasıl dinlersin baba? Kes sesini. Kes.
İki tarafı da dinle lan. Terazinin bir kefesinde oğlunun, diğer kefesinde kayıbeylerinin sözleri. Sen benim yarımda olsan ne ederdin Bagsi Bey? İki tarafa da inanmaz idin. Sözler çoğu vakit maksatları gizler. Tıpkı gecenin cümle çirkinlikleri örttüğü gibi, gerçekleri uyuttuğu gibi. Sözle yol alan hakikat duvarına toslar. Savcı Bey de, Osman Bey de, dahi oğlun da delil getirmediği müddetçe masum değillerdir. Kayıların adaletli olduğu söylenirdi. Bunu diyenler haklıymış. O vakit iyi dinlesin Geyhatu. Adalet terazisinin bir tarafında canın, bir tarafında oğlun, kendi kanından oğlun var edir. Şimdi Cengiz Han'ın soyundan geldiğini bu davayla ispatlamalısın. Sözlerinin ispatı var mı? Sana hayatımı verdim baba. Nice cenklere girdim. Yaralandım, ölümden döndüm. Daha ne istersin? Kes! Cerkutay. Oğlun ağabeyime işkence ederken ağzından kaçırmış. Esin hele. Oğluna babanı nasıl öldüreceksin diye sorduğum vakit Cerkutay onu tuzağa çeker. Tuzağı da Söğüt'te kurduk dedi. Yalan! Yalan! Hepsi yalan!